Ya Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Bugünkü vaazımızda şu ayeti kerimeyi bitirdik, öteki ayeti kerimeyi geçtik, bıraktık. O ayeti kerimeyi bir daha hatırlatıyorum. Ve la tahsebennallaha, Allah'ı zannetmeyin. Gafilen, gaflette zannetmeyin. Yani bilmez, unutmuş olarak zannetmeyin. Amma ya'melu zalimun, zalimlerin yaptıklarından gaflette olduğunu zannetmeyin. İnnemâ yu'akhiruhum, Allahu Teala onları erteliyor, tehir ediyor. Liyevmin teşhasu fihil absar, gözlerin öne fırladığı günde, o dehşet gününe erteliyorum onların azabını diye bilin diyor Allahu Teala. Dedik, bitirdik. Sonra dedik ki bunlara ne olacak mahşerde diye bir soru sormuştuk. Bu ayete başladık ve ezan okundu. Şimdi Yüce Allah şöyle buyuruyor. Muhdi'ine mugni'i ru'usihim. Onlar mahşere geldikleri zaman muhtaine gelecekler, yürüyecekler. Mukni'i ru'usehum, başlarını öne ve yukarıya eğerek şöyle gelecekler diyor. Yukarıya bakarak. La yuraddu ileyhim tarfuhum, la yerteddu ileyhim tarfuhum. Onların bakışlarını, onlar bakışlarını kendilerine döndüremezler. Yani böyle yukarı baktıkları için kendilerine bakamayacaklar diyor. La yerteddu ileyhim tarfuhum. Onların bakışları kendilerine dönmeyecek. Ve efidetuhum heva. Onların gönülleri bomboş olacaktır. Dedi. Şimdi bunu açıklayalım. Muhtaine mugni'i ru'usim, başlarını yukarı doğru somurtarak yürüyecekler. Ne var ki onlarla böyle duruyorlar? Niye başlarını böyle öne eğmeyecekler diye bir soru sorduğumuz zaman da bunun cevabı Yasin-i Şerif'tedir. İnna cealna fi a'nakihim aghlalan fehiye ilel ezgani fehum mukmahun. Cevabı burada veriyor. Allah-u Teala diyor ki onların boğazına laleler takacağım, laleler dikenli, aşağı eğdiği zaman geçecek oraya, bu çene oraya geçecek, öteye beriye sallanamaz, ne bu tarafa ne bu tarafa, ne aşağıya böyle yukarıda fahum mukmav, somurtarak böyle gidecekler havaya bakarak, önünde ne var ne bilmiyor, kendine bakamıyor çünkü boğazlarına diyor Allah-u Teala tasmayı vuracağım, laleleri vuracağım onların boğazlarına diyor. Şimdi burada bir soru soracağız. Ya Rabbi niye bu adamlara böyle lale takıyorsun da böyle gidiyorlar böyle? Şeyde Kamer suresinde Huşşa annebsaruhum yahrucune minel ecdâfi keennehum ceradun munteşir muhda'ine iledda yegûlul kafirûne hâzâ yevmun asir. Muhdi'ine iledda, çağırıcıya koşacaklar. Muhdi'nin anlamı bu. Diyecekler ki kafirler, bugün çok zor bir gün. Çok zor bir gün diyecekler. Orada da bunu söylüyor. Muhdi'ine kelimesini söylüyor Yüce Allah. Şimdi burada bir sorumuz var. Ya Rabbi bu insanların böyle enseleri öne uzamış. Muhdi'ne, mukni'nin manası bu. Mukni'nin. Öyle enseleri öne uzamış yukarı doğru bakarak yürüyecekler mahşere. Neden? Çünkü onlar bu dünyada çok gururluydular. Burunları havadaydı. Etrafındaki adamları toz duman görüyorlardı. Yanlarına yaklaşılmıyordu. Öyle burunları havada geziyorlardı bu dünyada. Şimdi mahşerde de öyle gezecekler diyor Allah-u Teala. Ama ya Rabbi onların
Boğazına tasmayı takıyorsun ya Rabbi, laleleri vuruyorsun onlara. Bu nedir bu? Ne ettiler bunlar? Onlar bu dünyadayken insanların inançlarına, manevi özgürlüklerine, ibadet özgürlüklerine mani oldular. Onlar insanları köle gibi kullandılar. Sanki o insanların boğazına tasmayı vurmuş, köpek gibi arkalarına taşıyıp duruyorlardı onlar. Şimdi ben onlara laleyi vuracağım diyor Allah-u Teala. Mahşede ben vuracağım onu. Sen mi kullarımı böyle özgürlüklerinin elinden alırdın, istediğin gibi öyle parmağınla öteye çevirirdin, beriye çevirirdin, ha? Oynatırdın insanları, değil mi? Ha, şimdi ben de onlara tasmaya vuracağım. Bundan dolayı la yuraddu ileyhim tarfuhum. Ya Rabbi diyorsun ki bunların bakışları kendilerine dönmeyecek. Bu ne yaptı bu adamlar? Ne yaptı bu adamlar da bunlar böyle somurtarak bakacak, havadan böyle gidecekler. Nereye gittiği belli değil. Doğru, cehennem. Ama kendilerine bakamayacaklar diyorsun ya Rabbi. Ha. Onlar bu dünyadayken kendilerinin nefis muhasebesini yapmıyorlardı. Kendilerine bakmıyorlardı. Kendilerini düşünmüyorlardı. Hep başkalarının hatasını görürler. Dedikodu. Başkalarını konuşur. Kendin de pislik içerisinde onu görmezdi diyor. Ahirette de görmeyecek. Ya. Burada bakmayan, kendisine bakmayan adam, burada kendisini kritize etmeyen adam, orada kendisini göremeyecekti Allah-u Teala. Çünkü bu dünyada kendini göremiyordu, orada da göremeyecek. Ve efidetuhum heva. Onların gönülleri heva, bomboştur. Hava dolu, hava dolu. Niye ya Rabbi? Bu dünyada onların gönülleri boştu. İman yoktu onların gönüllerine. Kafirdiler. Kafir demek hiçbir şey yok demek. İnanç yok demek. Bu dünyada gönlü kafir olan adam, öteki dünyada da gönülleri bomboş. Üç tane özellik saydı burada. Şimdi o bu dünyada bizim böyle kötü görüp de ya bu adamlara bak. Hem zulmederler, hem haksızlık yaparlar, hem hırsızlık yaparlar, hem de yaşarlar diye ya Rabbi sen bunları unuttun mu dediğimiz şeyi unutmadım diyorlar. Bak mahşede böyle yapacağım onlara. Merak etme. Sen hiç merak etme. Sen üzülme. Devam ediyor Allah-u Teala. Ve enzirin nase. İnsanları uyar. Ya Muhammed, senin işin uyarmak. Yevme ye'tihimul azabu. Gelecek olan azabı, onlara gelecek Allah olan azapla onları uyar, uyar onları. De onlara bak. Bu işi yaparsanız bunun neticesi cehennemdir. Böyle faul yaparsan, 1-2-3 yaparsan, kırmızı kartı yersen, de onlara hakemin cebine kırmızı kart var. Böyle faulle oynama bu dünyada. Cehennem kırmızı karttır. Onu görürsün ha. Onu görürsün. De onlara. De. Hangi davranışları yapmayacaklarını söyle. Azapla onları uyar. Feyekulüllezine zalemu. Mahşerde bu dünyada zulmedenler şöyle diyecekler. Bu dünyada şirk koşanlar, haksızlık edenler, çalanlar, çırpanlar, ha? Bu zalimler mahşerde şöyle diyecekler diyor Allah-u Teala. Bak, sahneyi anlatayım size diyor şimdi. Rabbena ahhırna ila ecelin garibin. Ya Rabbi, bizi yaktığın bir vakte kadar müsaade ver bize, bizi tehir et. Bize bir daha dönüş ver bize ya Rabbi, yani azıcık bize bir şey ver yani. Bir mühlet tane, bir ikinci fırsat ver bize. De diyecekler diyor Allah-u Teala. Ne yapacaksınız size mühlet verilirse? Nücib daveteke. Ya Rabbi, senin davetine icabet edeceğiz. Senin davetine uyacağız ya Rabbi. Ne olur bize bir ikinci fırsat ver diyecekler diyor mahşerde. Ve nettebi'ur rusul. Peygamberlere de uyalım. Biz onlara tabi olalım. Peygamberlerin peşinden gidelim. Biz dünyada onların peşinden gitmedik. Onlara karşı gurur yaptık. Bunlar yobazdır dedik. Bunlar
İrticacı dedik bunlara. Bunlar ne be be, bunların peşine gidilir mi dedik onlara. Ve onların peşinden gitmedik ama şimdi anladık ha bu işi. Şimdi bu işin kötülüğünü anladık. Bize bir ikinci fırsatı verir misin ya Rabbi diyecekler diyor. Onlara şu soruyu soracağım ben diyor. Öyle dedikleri zamanda, benden fırsat bekledikleri zamanda şu soruyu soracağım. Evelem tekunu, siz değil miydiniz dünyada? Eksemtum, yemin etmiş değil miydiniz? Min kablu, bundan evvel. Mâ leküm min zeval. Sizin için hiç zeval yoktu. Siz hiç ölmeyecektiniz. Ahirette dirilmeyecektiniz diye yemin etmediniz. Ne diye şimdi bu fırsatı istiyorsunuz ben? Allah-u Teala şu Kur'an'a bak yani. Böyle neler konuşulacağını bile didik didik söylüyor Allah. Didik didik. En ince teferruatına kadar anlatıyor. Şimdi burada bu soruyu söyleyecek. Yani siz dünyada yemin ediyordunuz ya, hani sizin için bir zeval, bir yokluk yoktur. Böyle mahşer olacakmış. Yok efendim, öldükten sonra dirilecekmişiz diye yemin etmediğinizdir dünyadayken. E şimdi ne diye bunu istiyorsun? Şimdi bunun aynısını şöyle anlatıyor bak şimdi. Nerede? Secde suresinde, pardon, bu tarafta. Ha bak, ha burada bir sayfa açıldı, oradakini de söyleyeyim. Bak şimdi. Kesildi bu, niye ya? Şimdi bak. Bak öyle bir sayfa geldi, orada da var ya. Vehum, onlar diyor Allah-u Teala. Yesterihune fiha. O mahşerde, o cehennemin içinde feryat edecekler. Böğürecekler, böğürecekler. Böğürmek var ya, hayvan, çobanlık yapmadığınız için bilemezsiniz, çobanlık yapmayanlar. Hayvan şimdi o arkadaşlarından ayrı kaldı mı ormanın içerisinde, kaybeder kendisini. Otlarken arkadaşları ayrılır, otlayarak giderler, o kalır orada. Bir de bakarsın böğürüyor, arkadaşların arıyor, neredesiniz? Çobanlık yaptığım için güzel anlatırım bunu ben, bunu iyi bilirim. Şimdi bunlar vehum yesterihune fiha. O cehennemde böğürecekler diyor Allah'a. Allah. Feryat edecekler. Rabbena diyecekler. Ey Rabbimiz. Ahırna. Bizi tehir et. Ne'mel salihan gayrellezî künnâ ne'mel. Dünyada yapmış olduğumuz amellerin dışında farklı bir amel yapalım da iyi kullarından olalım diyecekler diyor. Onlara şu soruyu soracağım. Evelem nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkera. Size düşünecek olan adamın düşüneceği kadar bir zaman, bir ömür tanımadım mı ben? Şimdi ne dönüp bana konuşuyorsunuz? Ben size o dünyadayken düşüneceğiniz kadar bir ömür vermedim mi? Ve ca'ekumun nedir? Size uyarıcı gelmedi mi? Fedugu fema lizzalimine min nasir. Şimdi azabı tadın, sizin yardımcınız yoktur. Şimdi orada feryat ederek Allah'tan yardım dileyecek, şey isteyecekler yani. Bize bir zaman tanı da gidelim. Gidelim dünyaya da senin razı olacağın amelleri yapalım diye feryat edecekler ama onlara diyeceğim ki size düşünecek olan adamın düşüneceği kadar bir ömür tanımadım mı ben? İhan Secde Suresi'ndeki ayete geldik şimdi. Velev tera, bir görsen diyor Allah-u Teala. Bir görsen ya Muhammed. İzil mücrimune, bu suçlular, bu günahkarlar. Nakisu ru'usihim inde rabbihim. Rablarının katında, huzurunda başları böyle eğilmiş. Utançlarından başlarını kaldıramayan o suçluları bir görsen. Rabbena diyecekler ki orada, ey Rabbimiz, burada da anlatıyor bak şimdi. Ebsarna, gördük. Ve semi'na, duyduk. Ferci'na, bizi geri gönder dünya, ne olur ya Rabbi. Ne'mel salihan,
İnna mukinun. İyi amel işleyelim de sana gerçekten inananlardan olalım ya Rabbi. Bize bir fırsat tanı diye bana yalvardıklarını bir görsen. Demek ki olay şu. Yüce Allah burada buyuruyor ki, şimdi gelelim ayetimize. İşte bu zalimlerin mahşerde, ya Rabbi bizi yakın bir vakte kadar tehir et, bize ecel ver, ömür ver, senin davetine uyalım, senin peygamberlerini takip edelim diyecekler. Ben de onlara soracağım. Hani yemin ediyordunuz dünyadayken böyle bir ahiret hayatı bilen bir şey yok, biz zeval bulmayacağız diye söylüyordunuz ya, şimdi bana bunu istemeyin diyeceğim diyor. Şimdi bütün bunları, bu ayetleri, oradan oraya gittik, oradan oraya gittik filan, sizi bir gezdirdim Kur'an-ı Kerim'de, limandan limana götürdüm sizi. Bu limandan limana bu ayetler bize neyi söylüyor, neyi uyarıyor? Şunu söylüyor: mahşerde pişman olacaksınız. Bu dünyada mahşerde pişman olacağın işi yapma. Uyarı bu. Uyarı bu. Tabi bu ayetleri kafirler okuyacak değil, bizi anlatıyor Allah da, bizi terbiye ediyor. Bu ayetleri okuyan adamları terbiye ediyor. Dolayısıyla yani insanoğlu mahşerde pişman olacağı işi bu dünyada yapmamalı diye söylüyor Yüce Rabbim. Şimdi devam ediyor. Ve sekentum. Sizi yerleştirdim. Fi mesakinin lezine zalemu enfusehum. Kendilerine zulmeden, kendilerine yakışmayan davranışları bulunan adamların ülkesine sizi yerleştirdim diyor Allah-u Teala. Yani burada şunu vaat ediyor: Müslümanları o zalimlerin ülkesine mutlaka bir gün yerleştireceğim. İşte zulmeden Bizans İmparatorluğu'nun topraklarına, Roma İmparatorluğu'nun topraklarına Osmanlı'nın yerleşmesi gibi. Anlıyor musunuz? Ha. Bu tarihte bunu görüyorsunuz. Şimdi demek ki Allah-u Teala zulmedenlere hayat tanımıyor, onları tarih sahnesinden çıkartıyor ve sizi onların yerine yerleştirdim. Ve tebeyyene leküm keyfe fealnâ bihim. Ve size de açıkladım, onlara neler yaptığımı size açıkladım. Nasıl, keyfe, nasıl yaptığımı onlara, neler yaptığımı size açıkladım. Dikkat edin, kendinizi, ayağınızı denk atın, aynı hatalara düşmeyin. Bak, o tarih sahnesine silip helak edip götürdüğüm o toplumların çöküş dinamiklerini size anlattım. Ezan mı? Ama bu kırmızı kart yarısı bana, yarısı size. Ben geç kaldım ama siz de geç kaldınız yani. Yalan yok yani şimdi. Ben azıcık geç kaldım yani. Şimdi bu iki ayette bitti bu iş. Yani. Şurayı bitirelim. Ve tebeyyene leküm, size açıkladım. Yani size, sizin için ortaya çıktı. Apaçık oldu. Keyfe, nasıl? Fe'annâ bihim, onlara ne yaptığım, onlara ne yaptığım açıkça size ortaya çıktı. Şimdi aynı hataya sizin düşmeniz anlamı var mı diyor Allah-u Teala. Velaramnâ lekumul emsâl, size misalleri de verdim, örnekleri de gösterdim tarihten. Öyleyse geçmişteki olaylardan gününüze ibret çıkarın, ışık tutun da aynı hatalara düşmeyin, çünkü siz de aynı duruma geleceksiniz. Sizi de aynı duruma getireceğimi bilin. Dedi Allah-u Teala, burada bıraktı o entrika yapanlara, o peygamberlerin, Müslümanların önüne entrika yapanlara nasıl entrika yaptığını söyleyecek şimdi. Oradan Enfal suresine gideceğiz inşallah. Enfal suresinde nasıl peygambere entrika yaptıklarını açıklayacak Allah-u Teala. O ayette kaldık şimdi. Ya, arkası yarın.
hep böyle şeyde kalıyor, kıvamında kalıyor. Hemen arkasını yarına kadar bekleyeceksin. Yani. Ben de bekleyemiyorum sizi. Ben de size vaaz etmekten zevk alıyorum. Almazsam ben buraya hem cuma gelir hem bu akşam buraya gelmem yani. Yani niye gideyim? Ama ben de bekleyemiyorum ne zaman vaaz edeceğim size diye. İçinizde sizler bu vaazları doğru dinliyorsunuz ve can noktasıyla dinlediğiniz için ben de bundan zevk alıyorum. Kur'an-ı Kerim anlatıyoruz. Allah'ın kelamını anlatıyoruz. Kötü bir şey yapmıyoruz. Yanlış bir iş yapmamaya da çalışıyoruz. O zaman niye yapmayalım bu işi diye. Demek ki değerli kardeşlerim, şu çıkıyor meydana. Cuma'nın son ayetiyle gelersek bu işe, efendim, hiçbir zaman şu soruyu sormayacağız. Ya Allah, bu adamlar baksana ya, bu dünyada kötülük yaparlar, zulüm yaparlar, hak yerler, yetim hakkı yerler. Bu adamlar hukuku yanıltırlar, başkalarının hakkını çiğnerler, böyle zulüm ederler. Ama hala Allah bunları nasıl yaşatıyor, bunlara azap vermeyi ya? Allah bunları unuttu mu ya? Demeyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Bu eğitimi verdi bize bugün. Bugünkü öğle ve bu vakitte ben onların azabını diyor ahirete erteliyorum. O güne erteliyorum ki şiddetli ceza vereyim diye. Bu dünyada verirsem basit kalır diyor Allah-u Teala. Onlara neler yapacağını da beş aşağı beş yukarı anlattı. Efendim birkaç tanesini söyledi burada. Sadece böyle değil bunlar. O Kamer suresinde anlatıyor filan. Onlar daha şeyler var. Dolayısıyla ahiretteki kafirlerin pişmanlığını anlattı bize Yüce Allah. Nasıl pişman olacaklar, neler diyecekler filan diye. Nasıl feryat edeceklerini söyledi. Allah-u Teala pişman olacak bir işi yapmayan kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.